İskenderun Kafkas Derneği ve Reyhanlı Çerkes Derneği, Çerkes soykırımı ve sürgününün 152. yılı nedeniyle İskenderun'da anma ve protesto gösterisi düzenledi. Hatay'ın İskenderun ilçesi belediye 4 nolu sosyal tesisi önünde toplanan Çerkesler, ellerindeki Türkçe yazılı çeşitli döviz ve pankartlar ve sloganlarla Çerkes soykırımı ve sürgününü protesto ettiler. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı eylemde 21 Mayıs halkımızın dünyanın dört bir yanına dağıtılmasının, Kafkasya'nın Çerkessiz bırakılmasının, tarihin gördüğü en büyük sürgün ve soykırımın yıl dönümüdür şeklinde açıklamalarda bulundular. Değerli basın mensupları, 152 yıl önce yaşanan acıları unutmayan tüm Çerkesler ve Çerkes dostları, 152 yıl önce yaşanan fakat etkileri hala devam eden Çerkes soykırımı ve sürgününü hatırlatmak, haklı taleplerimizi dile getirmek için bugün yine bir araya geldik. 21 Mayıs Çarlık Rusya'sının politikaları ve stratejik hedefleri doğrultusunda Kafkasya'yı işgal etmesiyle başlayan ve 101 yıl devam eden Rus-Kafkas savaşlarının bittiği tarihtir. 21 Mayıs halkımızın dünyanın dört bir yanına dağıtılmasının, Kafkasya'nın Çerkessiz bırakılmasının, tarihin gördüğü en büyük sürgün ve soykırımın yıl dönümüdür. 21 Mayıs'ın üzerinden tam 152 yıl geçmesine rağmen biz Çerkezlerin çektiği acılara her gün bir yenisi eklenmektedir. 152 yıl boyunca sürdürülen sistemli politikalar sonucu azınlık durumuna düşen Çerkezler, kendi topraklarında dahi eşsiz dillerini ve kültürlerini kaybetme tehdidiyle karşı karşıyadır. Sürgün ve soykırımın sonrası uygulanan inkar ve asimilasyon politikaları da Çerkezlerin Çerkez kimliğiyle var olabilmelerinin önündeki önemli bir engeldir. Özellikle son 15 yılda Rusya'da merkeziyetçi eğilimlerin güçlendiği görülmektedir. Bu doğrultuda ana dil eğitimi ve kullanımı giderek azaltılmakta, Çerkezce resmi dil olmasına rağmen seçmeli ders olarak okutulmakta ve eğitim kurumlarında dışlanmakta, Kafkasya'da bulunan cumhuriyetlerimizin yönetsel hakları azaltılmakta, güvenlikçi uygulamalar bahane edilerek soydaşlarımıza baskılar uygulanmakta ve demokratik hakları kısıtlanmaktadır. Türkiye'de ana dil eğitimi, kültürel hakların yaşama geçirilmesi, Abhazya ve Güney Ossetya'nın tanınması gibi demokratik taleplerimizle ilgili merciler sessiz kalmakta, sürgün ve soykırımın tanınması ve haklarımızın iade edilmesi yönünde verilen sözlere rağmen gerekli girişimler yapılmamaktadır. Tüm bunların yanı sıra iki ülke arasında gerginliğe neden olan uçak krizi hali hazırdaki kazanımlarımıza da büyük ölçüde zarar vermiştir. Rusya'da soydaşlarımıza yönelik haksız uygulamaların yanı sıra Türkiye'de yaşadığımız sorunların çözümü için başvurduğumuz mercilerin tutumları, toplumsal taleplerimiz konusundaki mücadelemizi kararlılıkla sürdürmemiz gerektiğini bize bir kez daha göstermiştir. Zira Türkiye ve Rusya sürdürülebilir bir işbirliği ve istikrar için toplumumuza muhtaçtır. Çarlık Rusya'sının mirasçısı olan Rusya Federasyonu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı olan Türkiye Cumhuriyeti, tarihte yaşanan acıları kabul ederek bu sorunların çözümüne dair ciddi ve somut adımlar atmalıdır. Fakat maalesef bu adımlar atılmadığı gibi hem diasporada hem de anavatanda yaşayan Çerkezler her gün yeni bir sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Suriye'de yaşanan iç savaş sonucu 152 yıl önce sürgünü yaşayan Çerkezler bugün yeniden yollara düşmüştür. Tarafı olmadığı gibi kirli bir savaşın ortasında kalmış, hiçbir devlet tarafından da desteklenmemektedir. Çerkezlerin kendi anavatanlarına dönmelerini engelleyen hukuki ve fiili her türlü engel kaldırılmalıdır. Biz Çerkezler her şeye rağmen hem anavatanımızda hem de diasporada kimliğimizde ve kültürümüzde var olma kararlılığındayız. 14 Mayıs'ta Kefken'de yaptığımız ve her zaman yüreğimizde yanan nart ateşi oldukça geleceğimizin ve varlığımızın teminatı, anavatanımızla bağlarımızı her koşulda devam ettireceğiz. Başta Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm dünyaya sesleniyoruz. Çerkez soykırımı ve sürgünü tanınmalı, tarihsel haksızlıklar giderilmeli, adalet sağlanmalıdır. Birlikteliğimizden aldığımız gücümüz ve kararlılığımızla haklı taleplerimizin takipçisi olacağımızı,
Çerkez soykırımı ve sürgününü asla unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. İskenderun Kafkas Derneği, Reyhanlı Çerkez Derneği ortak bildirisidir. Yavaş geçelim.